İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim benim. Devlet Bahçeli konuştu. İmralı'da devlet konuğu gibi ağırlanan ve 23 Haziran seçimlerinde İmamoğlu'nun seçilmesini önlemek için bir koz olarak kullanılan malum takma adı Apo olan Abdullah Öcalan'ın seçim kardeşi ya da seçim zaferini kazanmak için kullandığı kardeşi var diye yüzükler. Yüzük kardeşliği, bu başka şey kardeşliği. Devlet Bahçeli konuştu. Ama ne konuşmak be. Ama ne konuşmak be. Dedi ki, Türkiye aradığı parlak yönetim sistemini sonunda bulmuş ve benimsemiştir. Değişen rejim değildir. Aksini iddia edenler müptezeldir. O tabii böyle söylemedi o. Bağırarak söyledi. Buraları şişti. Burada böyle damarlar çıktı. Yüzü gözü kıpkırmızı oldu. Keli. Ben kendimi göstermiyorum. Keli kıpkırmızı oldu. Devlet Bahçeli izlerken çok gülüyorum ya. Acayip gülüyorum ya. Sanki bir tilkiyle sohbet edermiş gibi hissediyorum kendimi. Abi bu kadar mı donuk bakar o gözler? O kadar sinsi bakar mı bir göz abi, bir çift göz? Bu nasıl bir çift göz yahu? İnanılır gibi değil ha. Hiç renk vermiyor. O anda söyledikleriyle gözlerindeki ifade asla birbirini tutmuyor. Senkronizasyon sıfır. İnanayım mı inanmayayım mı diye ikilem içinde kalıyorsunuz. Vallahi müthişti yine. Yine müthişti. O halde ben söyleyeyim. Ben bir müptezelim. Bir daha tekrarlayayım mı? Ben bir müptezelim. Neden? Ya çünkü Türkiye'de sistem değil, rejim değişti. Rejim. Ne sistemi ya? Sistem Türkiye'de öyle ya da böyle demokratik bir sistem. Demokratik bir sistem olduğu konusunda her şeye rağmen inancımız var. İyi kötü bir yargımız var. Seçim sandıklarımız var. Her ne kadar seçimlere giderken medyamız özgür değil ve medyamız tarafsız değil ise de ve devletin televizyonu ve devletin radyosu seçimlere giderken muhalif adayları seçmenlere hiç tanıtmıyor ise de ne yapalım, o kadarcık kusur kadı kızında da olur. Bizim devletimizin de o kadarcık kusuru olur demokratik sistemimizin de. Olmasa daha iyi olmaz mı? Tabii olur ama ne yapabiliriz ki? TRT Genel Müdürü ve TRT'nin diğer pek çok çalışan yetkilileri belli ki reisten çok korkuyorlar. Haliyle muhalefet partili adayları ekranlara çıkarmıyorlar, radyolara çıkarmıyorlar. Ama Öcalan'ın kardeşini çıkarıyorlar. Ama Öcalan'ın mektubunu okuyorlar. Orası ayrı. Orası ayrı abi. O başka bir şey. Canlarım benim. Hepsi şaka falan, hepsi bir tarafa. Tabii ki mizah yapmaya çalışıyorum. Elbette benim mizah yeteneğim çok yüksek değil. Ama kara mizah gibi bir ülkede, kara mizah gibi siyasetçilerin siyaset yaptığı bir ülkede ben de kendimce mizah yapmaya çalışıyorum. Bir ülke düşünün, bugünkü muktedirin yani iktidarın bir numaralı ortağı, bir numaralı müttefiki, Devlet Bahçeli, rejimin değiştiğinin farkında değil ya. Rejimle sistemin ne demek olduğunu bilmiyor. Sistem bir yoldur, yöntemdir. Sonuç elde etmeye yarar. Bu nedenle demokrasi bir sistemdir. İlle de ve ille de devletlerde olması şartı yoktur. Ama rejim sadece devletlerle ilgilidir. Ha başka da eğer siyaset konuşuyorsanız, rejim demişseniz aklınıza sadece devlet gelir. Sadece devlet gelir. Sistem demişseniz aklınıza devlet gelmeyebilir. Bir anayasal kurum gelebilir. Bir futbol takımının oynadığı model gelebilir.
başka şeyler. Ama sistem başkadır. Başka, bambaşka bir şeydir. Mesela demokrasi bir sistemdir. Bir anayasal kurumda demokrasi var mı yok mu diye tartışırsınız. Bir gazetede, bir medya kurumunda demokratik mi olup olmadığını tartışırsınız. Hatta bir özel sektörün ya da bir kamu kuruluşunun demokratik yönetilip yönetilmediğini tartışabilirsiniz. Neden? Çünkü o nihayet sistemdir. Ama bir fabrikanın, bir özel sektör kurum kuruluşunun ya da bir kamu kuruluşunun, kurum ve kuruluşunun rejimi diye bir şey olmaz. BOTAŞ'taki rejim diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Ama BOTAŞ'taki sistem diyebilirsiniz. Ama bir devlet için sistem konusu başka bir şeydir, rejim konusu başka bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözüm ona hukuk ve demokratik sistemle yönetilen ama başkanlık rejimi uygulanan, dikkat, parlamenter rejim değil. Ay bu çok önemli yahu, bu çok önemli, çok. Devlet Bahçeli bunu bilemiyor. Ay nasıl bilmiyor, benim aklım almıyor. Ya bunun yanında hiç mi danışmanı yok? Hadi Devlet Bahçeli bilmeyebilir, sığ bir insandır, okumuyordur, takip etmiyordur. Sistemle rejim arasındaki farkı bilmez. Ama hiç mi danışmanı yok yanında bunun yahu? Ona demiyorlar mı ki efendim, sistem başka bir şeydir, rejim başka bir şeydir. Biz son bir yıldır parlamenter rejimi terk ettik, başkanlık rejimiyle yönetiliyoruz. Başkanlık sistemiyle yönetilmiyoruz. O başka bir şey. Haliyle devletlerin yönetim biçimlerini konuşurken ondan sistem diye söz edemeyiz. Rejim diye söz ederiz. Arkadaşlar, Türkiye son bir yıldır rejimini değiştirdiği için bu kadar berbat vaziyette. Türkiye'nin daha önceki rejiminde parlamenter rejim hakimdi. Parlamento güçlüydü. Hükümetleri seçiyordu, hükümetlere güven oyu veriyordu, hükümetleri düşürebiliyordu. Evet, parlamento o kadar güçlüydü. Şimdi o parlamento bitti gitti, onun yerine parlamentonun gücünü kendi eline almış bir tek adam ya da başkanlık rejimi geldi. Ve başkanlık rejimi geldiği günden beri Türkiye berbat. Bakınız, yargı zaten başkanın iki dudağının arasında. Yargıya atamalar başkan tarafından yapılıyor. Haliyle onlar da başkana olan manevi, belki de başka türlü borçlarını ödemek için demokratik sistemi veya da hukuk sistemini hiç akıllarına getirmiyorlar. Demokrasimiz incelir mi? İncinir mi? Demokrasimiz zedelenir mi? Demokrasimizde aşınma olur mu? Hukuk sistemimiz çöker mi? Çöküşür mü? Hayır, bunu hiç düşünmüyorlar. Bizi buraya atayan güç üzülür mü diye düşünüyorlar. Ve haliyle onun talepleri, onun emirleri yönünde kararlar alıp uyguluyorlar. Bakınız, 31 Mart seçimlerinin iptali tamamen ve tamamen rejimin yanlışıdır. Eğer rejim parlamenter rejim olsaydı o seçimler iptal edilemezdi. Türkiye'de hiçbir zaman parlamenter rejim sürecinde hiçbir zaman yargı yürütmenin emrine girmedi çünkü. Parlamento yargıyı emrine almayı hiç düşünmedi. Parlamento dedi ki ben yasama görevimi yaparım, yasaları çıkarırım. Yargı benim çıkardığım yasaları inceler. Yürütme de benim çıkardığım yasalar çerçevesinde ve yargının da denetiminde olmak şartıyla ülkeyi yönetir dedi. Başkanlık sistemi berbat mı? Hayır. Başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi olursa hiç de berbat değil. Bakınız, şimdi görüyoruz. Trump geliyor, Osaka'da neler söylüyor. Ama hepimiz biliyoruz ki, bazıları hariç, hatta bu ülkeyi yönetenler hariç, onlar da biliyor, merak etmeyin. Ama bizler hepimiz biliyoruz ki Trump sadece konuşuyor. Trump Amerikan Anayasası'na ve Trump Amerika'daki Senato'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi'ne rağmen hiçbir karar alamaz. Neden? Çünkü Temsilciler Meclisi ve Senato'dan çıkan kararlar kanundur. Kanunlara uymak zorundadır. Yani bizdeki gibi anayasaya bir kerecik dersem de olur diyen cumhurbaşkanları, başbakanlar olmaz Amerika'da, olamaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlemiyorum, tanımıyorum da diyen cumhurbaşkanları, başkanlar, başbakanlar, milletvekilleri,
senatörler olamaz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı temennilerini söyler. Tespitlerini söyler, söyleyebilir. Bunların hiçbir sakıncası yok adam. Adam özgürdür onları söylemekte. Ama uygulamaya geçti mi Amerika Birleşik Devletleri Başkanları parlamentodan yani temsilciler meclisinde ve senatoda kabul edilmiş kanunlara uymak zorundadır canlarım benim. Yahu bunu lise talebesi bir çocuk bile biliyor, öğrendi artık neden? Tabii siyasetle ilgileniyorsa. Hele bir de İngilizce biliyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de çıkan medyayı da takip ediyorsa bunu bilmemesi mümkün değil. Ya aylardır konuşuyoruz, aylardır kongre diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kongresinden diyoruz karar çıktı. Ne karar çıktı? Türkiye'ye yaptırım kararı çıktı. F-100'ler ya da S-400'ler alınıp Türkiye'de konuşlandırıldığı andan itibaren yaptırım uygulanması kararı çıktı. Yahu bu kongreden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri kongresinden çıktı. Yahu bunu uygulamayacak bir başkan Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç gelmedi. Gelemez. O başkanı görevden alır Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Meclisi Birleşik. Mümkün mü böyle bir şey canlarım benim? Siz bakmayın yalaka gazetecilere. Neden? Bir zamanlar dolar ellerinize patlayacak diyen ülkenin başbakanının garibanlara dolarlarını 3.30 liradan sattırıp sonra onların tekrar 6 liradan dolar almalarına sebep olduğu gibi oluyor şu anda. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Yok hayır dolar 15 lira olacak 20 lira olacak gibi bir iddiam yok benim. Hayır öyle bir iddiam yok. Ama dolar olması gereken yere çıkacak. Bu rakam da yıl sonuna kadar asgari 6.60'tır. Ve önümüzdeki süreçte 6'yı yine geçeceğine inanıyorum ben. Ama 10 olur, 15 olur. Bunlar gerçekten ama çok acayip hatalar yapılırsa, hata değil, kasten yapılırsa olur. Aksi anlatmak istedim. Türkiye'de rejim değişmesem değişseydi bunların hiçbirisini yaşamazdık. Ne 23, ne 31 Mart seçimleri ertelenirdi, ne Merkez Bankası gelip elindeki birikmiş bizim kefen paramızı hazineye devrederdi zamansız bir şekilde. Ne de Merkez Bankası'ndaki rezervler böylesine akılsızca kullanılabilirdi. Bunların hiçbirisi olmazdı. Kamu bankalarının kaynakları eşlere, dostlara bu kadar kolay peşkeş çekilemezdi. Yol yapan, köprü yapan, geçit yapan, havaalanı yapılan müteahhitlere açıktan fiyat garantisi verilemezdi. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra da kalkıyorlar diyorlar ki Türkiye'ye yollar yaptık, köprüler yaptık, otobanlar yaptık. Yahu ne yaptınız siz bir şey yapmadınız ya. Artık dilimde tüy bitti onların hiçbirisini siz yapmadınız ya. Adamlara siz ihale ettiniz dediniz ki paranı sen bul. Yolcuyu ben bulacağım sana merak etme. Sen yeter ki yap dediniz siz para vermediniz ki ya. Siz bu milletten toplanan vergileri onlara vermediniz ki. Siz bu milletten toplanan vergileri onlara bundan sonra yolcularını tamamlayamazsanız vereceksiniz. Böyle rezillik olur mu ya? Ya bu bir kepazeliktir ya. Ya nasıl övünüyorsunuz biz yol yaptık, göçit yaptık, alt geçit yaptık, üst geçit yaptık diye. Ha milletten vergi topladığınızda onları vergilerle mi yaptınız? Yok, o vergileri eşe, dosta, ahbaba dağıttınız, ulufi olarak dağıttınız. Bir de 90 yıllık bütün birikimlerimizin 40 milyar dolarını Suriyelilere yediniz, harcadınız. Ya siz bir şey yapmadınız Türkiye'ye ya. Türkiye'de yapılanları herkes, binalar mı? Ya binaları özel sektör kendi paralarıyla yaptı. Çoğunu da siz kamu bankalarından verdiğiniz halkın vergilerinden toplayarak verdiğiniz paraları onlara bir nevi hibe ederek yaptırdınız ya. Ya siz ne yaptınız? Bana sayar mısınız? Hangi fabrikalar yaptınız ya? 17 yılda otomobil üretimini arttıracak ne yaptınız ya? Toyota mı? Süleyman Demirel'den kalma. Renault, Ford, Fiat mı? Süleyman Demirel'den kalma. Hep Süleyman Demirel'den kalma bu fabrikalar. Başka? Hyundai mı? Özal'dan kalma. Başka? Ya siz ne yaptınız ya? Buzdolabı fabrikaları mı kurdurdunuz? Çamaşır makinesi fabrikaları mı kurdurdunuz? Televizyon fabrikaları mı kurdurdunuz? Yo. Arçelik'de, Beko'su'da hepsi Süleyman Demirel'den kalma. Vestel, Turgut Özal'dan kalma. Ya siz ne yaptırdınız ya? Ya anlatın siz üretimi arttırıcı ne yaptınız ya?
Ya tarlalarımız vardı, domates ekiyorduk, biber ekiyorduk. Milyonlarca ton, milyonlarca ton. Nerede onlar bile kalmadı ya. Ya siz ne yaptınız ya? Yol yaptınız, köprü yaptınız, inşaat yaptınız. Siz yapmadınız ki. Halkın vergilerini onlarda harcamadınız ki. Okullar mı yaptınız? Yok. Üniversiteler yaptınız. Bol bol. Niçin yaptınız? İmam Hatip mezunu kişilere, sözüm ona doktorluk, doçentlik, profesörlük vermek, şehirler arasında annelerin babalarının 3 kuruşluk harçlıklarını evlatları için başka şehre transfer etmek için yaptınız. Neymiş? Piyasa hareketlensin diye. Ya piyasa hareketlensin diye yaptınız da üretimi niye arttırmadınız? Üretimi neden arttırmadınız soruyorum ya. Hayır, üretimi artırsaydınız özel sektör fabrikalar yapmak zorunda kalacaktı. Özel sektör istihdam yapmak zorunda kalacaktı. Özel sektörün istihdam ettiği işçiler size oy vermeyeceklerdi büyük ihtimalle. Özel sektörün fabrikalarını ve makinalarının alımı, satımı ve yapımı ihalesiz olacaktı. Adam kendi parasını harcayacaktı. Size bir şey kalmayacaktı. Ama devlet adına yaptırırsanız, Ahmet gel bana köprü yap derseniz, Ahmet'e de köprüyü 5 lira yerine 15 liraya yaptırıp, bulunamayan yolcu yerine de aradaki farkı garanti ederseniz, elbette Ahmet'in de yüzünde gözü var yani. O da duygusal olarak bakacaktı size. Ve duygusal olarak bakmaya da devam ediyordu tabii ki. O nedenle siz özel sektörün fabrikalar yapmasını engellediniz. Başka yerde başkalarına duygusal davransınlar diye size yollar, köprüler, havaalanları yaptırdınız. Ya bana ne faydası var onların? Kaldı ki onları benden topladınız, yani milletten topladınız vergilerle yaptırabilirdiniz de. Nerede o vergiler? Trilyonlarca lira vergi topladınız 17 senede. Nerede o vergiler? Nerede? Açıklayın, söyleyin ya. Şunu yaptık deyin, şunları yaptık deyin. Nerede o vergiler? Özel hastaneler mi yaptınız? Benim paramla yaptınız. Benim paramla. Yollar yaptınız. Özel sektör gitti yurt dışından para aldı. Elin parasıyla yaptınız. Elin şeyini verdiği şeyle gerdeğe gittiniz. Elbiseyle. Yani damatlığınız elden aldığınız ödünç damatlıktı. Yani canlar. Bloomberg isimli medya kurumunu biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Türkiye'de de Habertürk ortaklığında bir Bloomberg TV yayın yapıyor. Ama Bloomberg tabii ki küresel bir medya kurumu, bir haber sistemi. Muhtemel Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları karşısında Türkiye'nin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri üretimi silahların kritik yedek parçalarının stoklandığını haber yaptı. Haber kaynağı da devlette çok yetkili birisi. Bakınız, Bloomberg'ten bahsediyorum. Bloomberg. Yani yalan haber yapma ihtimali 10 milyonda 1 olan bir kurumdan. Bunlar Reuters gibi, BBC gibi kurumlar yalan haber yapamazlar. Böyle bir yalan haber yapma şansları hiç yok. Çünkü bütün dünyaya servis ediyorlar. Birkaç defa yaparlarsa biterler. Bunlar milyarlarca dolarlık kurumlar. Biterler. Hiçbir güvenilirlikleri kalmaz. O nedenle ben üstüne basa basa Reuters diye haberimizin kaynağını söylerim. Bloomberg derim, BBC derim. Bunlar çok ciddi haber kurumları. Yani Bloomberg böyle bir haber yaptı ise bu haber doğrudur. Yanlış olma ihtimali 10 milyonda birdir diyorum. Yalan olma ihtimali. İyi de hani biz Amerika Birleşik Devletleri'nden söz almıştık bizim Cumhurbaşkanımız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Cumhurbaşkanımıza söz vermişti. Yaptırım yapmayacağız diye. Canlarım, bakın ben burada Cumhurbaşkanını suçlamıyorum. Cumhurbaşkanının hatalı da bulunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Osaka'daki hiçbir açıklamasında Trump yaptırım yapmayacakları konusunda bana söz verdi demedi. Adamın günahına girmeyelim. Tamam kardeşim, eleştiriyorum, tabii eleştireceğim de. Ama hakkını da vermek zorundayım. Peki kim yaptı bunu? Hem iktidarın hem muhalefet medyası beraber yaptılar abi. Birlikte yaptılar. Açık söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti medyası, iktidar ve muhalefet medyası el ele verdi, yalan haber yaptı. Cumhurbaşkanının ağzından öyle bir cümle çıkmadığı halde öyle bir hava yarattılar ki Türkiye'de,
Sanki Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgili Tayyip, onlar öyle konuşuyor ya, ona Donald diyor, da ona Tayyip diyor. Sevgili Tayyip, ha sakın merak etme. Siz S-400'leri alsanız da biz size yaptırım uygulamayacağız. Ben söz veriyorum dedi de diye bir cümle kurmadı Erdoğan. Asla Erdoğan'ın böyle bir cümlesi yok. Ya adamın günahına girmeyelim ya. Ya bizim medyamız bu son haberde %100'üyle sahtekar çıktı. Bakın %100'üyle medyamız sahtekar çıktı. Bunu kabul edelim. Erdoğan ne dedi peki? Erdoğan dedi ki ben Trump'la yaptığım yüz yüze görüşmede S-400'leri aldığımız takdirde, satın alımını gerçekleştirip bitirdiğimiz takdirde, yani S-400'ler Türkiye'ye konuşlandırıldığı takdirde bize yaptırım uygulamayacakları izlenimini aldım dedi. Ya Tayyip Erdoğan'ı tanımıyor musunuz? %100 garanti olsaydı, bırakın %100'ü ya. %10 hissetseydi böyle bir şeyi, garantiyi, açıklardı ya. Bana böyle söyledi derdi. Tayyip Erdoğan bile bana söz verdi demedi. Ben bu izlenimi aldım dedi. Ama bizim medya ne yaptı? Trump söz verdi. ABD yaptırımlardan vazgeçti. S-400'lerde sorun yok. Ben de dedim ki halbuki daha Trump'ın konuşmalarının yapıldığı gün iki konuşma yaptım ben de burada, hatırlıyorsunuz. Dedim ki S-400 sorun çözüldü. Ama nasıl çözüldü? Patriot almamız şartıyla. Bu benim görüşüm. Öyle bir bilgim yok. Hayır, ben haber aralarından, konuşmalardan çıkarırım. Ben analistim. Ben demeden leblebi dendiğini anlamak zorundayım. Benim işim bu. Benim görevim bu. Canlarım benim. Ve halen de o görüşümde ısrarlı duruyorum. Trump tüccar. Trump sen S-400 aldın almadın pek de bakmıyor. Merak etmeyin, NATO'yu da ikna eder o. Trump'ın kafasında bir tek hedef var. Türkiye'nin paracıklarını nasıl kaparım? Nasıl Patriot veririm? Ondan sonra nasıl işte uçak satarım? Boeing'leri satarım? Nasıl başka silah, mühimmat satarım? Teknoloji satarım? Ya Trump bunun peşinde koşuyor ya. Ve biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu silah fabrikaları falan özel sektörün. Trump özel sektör adına geliyor. E bizim başkan da gidiyor başka ülkelere. Afrika garibanlarına niçin gidiyor bizim başkan? Özel sektörün mallarını satmaya gidiyor. Bunlar ayıp şeyler değil. Ben böyle şeyleri hiç yadırgamam. Ama medyamızın bu son S-400'leri alırsak Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uygulamayacak haberini ahlaksızlık olarak tanımlıyorum. Bu bir ahlaksızlıktır. Ahlaksızlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan değil, medyamızdır. Yalanı söyleyen de Recep Tayyip Erdoğan değil, medyamızdır. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı'nın hakkını vermek istedim. Bunu bir kendimde bir vicdan borcu olarak gördüm, canlarım benim. Bu da arşivlere geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP Genel Merkezi'nden ve MHP Genel Merkezi'nden randevu talep etti. Biliyorsunuz AKP gelme dedi. Ne diyeyim? Çok şey söylerim ama hiçbir şey söylemek istemiyorum. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir davet ve kabul olacaktı, olsaydı. Oysa davet de oradan gelmedi aslında. Gelmedi. Neyse. Bırakın gelmeyi bir tarafa. Size gelmek istiyorum diyen bir konuğa Türk Müslüman örf ve adetlerinin dışında bir tavırla gelme kardeşim. Seni istemiyoruz denildi. Yahu 16 milyonluk şehrin neredeyse 5 milyon kişisinden, yurttaşından oy almış, ki zaten toplam 9 milyon, 9,5 milyon seçmeni olan bir şehrin neredeyse 5 milyon yurttaşından, hemşerisinden oy almış bir belediye başkanına Türkiye'yi yöneten partinin yöneticileri gelme dediler. E olmaz ya. Ya olmaz ya. Ayıp ya. Ya ayıp ya. Bu kafayla AKP artık iktidardan düşmek bir tarafa, paramparça olacaktır. Bakın tekrarlıyorum. AKP bu kafayla paramparça olacaktır. Olmalıdır da. Olmalıdır. Türkiye'nin geleceği için olmalıdır. Bu zihniyetle Türkiye batar gider. Olur mu böyle şey ya? Gelelim MHP'ye. Hala cevap vermediler. Çok büyük ihtimalle herhalde. Umarım ben yanılırım. Onlar da gelme diyecekler. Ya arkadaşlar.
Ekrem İmamoğlu'nun neden kazandığını, niçin kazandığını hala çözemeyen, hala çözemeyen, aynı deminki anlattığım fıkradaki, yani akşamüstü anlattığım fıkradaki gibi, ekonomi saatinde anlattığım fıkradaki gibi, hamileliklerini öpüşürken gözünü yummaya bağlayan bir partiler sistemi var Türkiye'de. Ya da iki iktidar partisi var. AKP ve MHP. Ya ayıptır ya. Ya ayıptır ya. Ya sırf İmamoğlu'nun terbiyeli tutumu nedeniyle kaybettiniz. Saygılı, öfkelenmeyen, kızmayan ve mağdur ettiğiniz için, mağdur ettiğiniz için ve buna rağmen nezaketini bozmamasıyla sizi yenen bir Ekrem İmamoğlu var karşınızda. Ve siz bu adama gelme diyorsunuz. Ben daha ne diyeyim ya. Canlarım, bir başka haber, bir başka haber daha var. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hava Pilot Tuğgeneral Kutlay Demir'in imzasını taşıyan bir belgede yapılan çalışmalar eski personelin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir ifadeleri yer alıyor. Neden? Ne zaman yapıldı bu? Ergenekon'daki beraat kararından sonra. Devlet ne hale düşmüş farkında mısınız? Türk Silahlı Kuvvetleri ne hale düşmüş farkında mısınız? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri Daire Başkanı, Personel Alım Daire Başkanı Ergenekon'dan dolayı hapise atılan, hapislerde çürütülmeye çalışılan, ellerinden, omuzlarından apoletleri, yetkileri, meslekleri çalınan o insanlara gelin, gelin bizimle çalışın diyor. Ve Türkiye'yi bu hale sadece o dönemdeki ismiyle Gülen cemaatinin koyduğunu iddia edenler benim gözümde birer süzme salaktır. Açık alenen net konuşuyorum. Ergenekon, kumpas davalarını sadece o dönemdeki ismiyle Gülen cemaatine ait olduğunu iddia edenler ve kabul edenler süzme salaktır. Hiç kimse kusura bakmasın. Canlarım benim. Yarın sabah saat 7'de görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın.